Kadir inanır hatta. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Bize biraz anlatır mısınız oyuncu, sanatçı, insan zekalı Asya'yı? Evet, bence her şeyden önce iyi insan oluşuyla anımsanacak. Sanatçılığı tartışılmaz zaten. Yani hiç 40'dan fazla hiçbir zaman en ufak bir saygısızlık, en ufak bir sevgisizlik örneği göstermemiştir kimseye. Çok iyi bir insandır. Yani kelimenin tam anlamıyla çok iyi bir insandır. Kalbi pırıl pırıl, tertemiz, güzel bir insandır Zeki Alasya. Ben onunla daha çok yönetmenliği yaptığı dönemde çok daha yakınlaştım. Daha Üç Maymun Kabare'den beri büyük dostumdur. Ama onunla geçen de çok yakın bir sürede bir müzikalde oynuyordu. Gittim, kuliste kendisini ziyaret ettim. Biraz rengi soluktu, kendisine hissettirmedim. Ama hadi dedim, film çekelim Zeki. Bir tane daha Dikenli Yol çekelim dedim. Dedi ki, nasıl çekelim Kadir'cim? O film, çektiğimiz filmi oynatmıyorlar da yenisini nasıl oynatacağız dedi. Öyle bir sistem de vardı. Sistemi bile çok nazikti Zeki'nin. Zeki'ye ben Kıbrıslı diyaleğiyle takınırdım sürekli. Görüşürdük, ne yapalım, kaybettik. Bütün Türkiye kaybetti. Bence biraz da insanlık kaybetti, güzel insanı kaybetti. O dilini, üslubunu, nezaketini hep muhafaza etti değil mi? Evet, 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 her zaman. Peki bu kadar ağır bir rahatsızlığı olduğunu örneğin biz bilmiyorduk. Söylemiştir. Sizin haberiniz var mıydı? Söylemiştir. Onun çünkü kişiliğiyle ilgili bazı ipuçları veriyor. Rengi çok soluktu. Söylememiştir. Kimseyi rahatsız etmek istememiştir belki de, öyle bir insandı yani. İçine atmıştır. Her şeyi içine attı zaten yıllarca. Her şeyi içine attı. Bütün sıkıntılarını içine attı. Kimseye söylemedi. Kimseden hiçbir şey istemedi. Evet. Peki Kadir inanır. Tekrar başınız sağ olsun.